bilgi vereyim. Devlet Sakarya isterse tramvay da yapar, her şeyi yapar devlet. Devletten güçlü bir şey yok. Ama devletin de uymak istediği bir kriterler var. Ben şimdi devletin resmi kriterlerini bir 7. ayın tarih vermeyeyim. 7. ayında tarih vermedin. Veyahut da vereyim Ver ver. 2020 7. ayın 8'inde 7. ayda 2021'de bakanlığın kriterleri. Şimdi diyor ki lastik tekerlekli yüksek kapasiteli toplu taşıma sistemleri kurulması istenen hattın kuzey ve doğu batı güzergahlarının yolculuk değerleriyle ile ilgili veriler incelendiğinde kuzey güney hattı için zirve saatte tek yönde yolculuk değerinin maksimum bizim burayla ilgili söylüyor. 4111 yolcu. 4111. Saatte maksimum olduğu şey. Şimdi geliyorum. Kuzey Şimdi güney kaç? neresi oluyor? Kuzey güney abi. Kuzey Hayır. güney. Karasu'dan Hayır. Geyve'ye Ben gidecek. vatandaşı anlayacak Kuzey şekilde soruyorum. terminalle bu taraf. Güney terminal var da eski ilçe Evet. terminali. Maksimum 4111. Doğu batı hattında ise bu değerin 3058 olduğu görülmektedir. Maksimum saatte taşınan yolcu. Maksimum. Bak abi. Gelelim şimdi devlet demiş ki, devlet diyor bunu. Ben demiyorum. Tramvay sistemlerinde tek yönde saatlik yolcu kapasitesinin 10-15 bin. Tramvay kuracaksan diyor devlet bir saatte diyor 10 bin 15 bin yolcu olacak. Saatte tek gidiş. Yani kuzeyden güneye gideceksen bir saatte 10 bin yolcu götüreceksin. Saatte 10 bin yolcu götüreceksin. 10 saatte 100 bin yolcu götüreceksin demektir. Bunlar devletin rakamları. Gelin 10-15 bin arasında. Hafif raylı sistemlerde tek yönde saatlik yolcu kapasitesinin ise 15 bin ile 35 bin olması lazım. Yani bir saatte 15 bin ile 35 bin yolcu götürmen lazım. Tek taraflı. Gidiş geliş 30 bin yolcu. Bu devletin rakamları. Siz ne taşıyorsunuz abi? Bir dakika abi. Ve metrolarda ise tek yönde saatlik yolcu kapasitesinin 30 bin ile 70 bin olması. Metro bize hayal zaten değil mi? Metroda saatte 30 bine 70 bin olması. Bunu bir de altına da şey düşmüş. Demiş ki Dünya Bankası toplu taşıma sistemlerinin kriterleri. Dünya Bankası kredi verirse bu Şimdi Sakarya. gelelim şeye. Memleketimize. Yerel seçim geçti. Biliyorsun meşhur bir televizyoncunun amcası vardı, milletvekili. Dolaştı. Elinde çantayla raylı sistem yapmaya geldi. Aldı, sağa sola gidildi, şu oldu, bu oldu. İsim vermiyoruz burada. Ben verecektim de Yok neyse. yok, hayır. Sağa sola gidildi. Abi, biz hiç bu şehir adına yapılacak hiçbir şeye karşı değiliz. Ama ben bir şey daha söyleyeyim size. Bizim şehrimiz yatay büyüyen bir şehir. Evet. Yatay büyüyen bir şehir. Bir anımı anlatayım size. Bu arkadaşın sahipleri biliyorsunuz bu gaz işini onlar yapıyor ve Bursa'yı da onlar yapıyor. Bir gün oturuyoruz bir yerde. 3-5 sene oldu. Daha da fazla belki. Dedim ki abi bu nasıl gidiyor bu? Ne kadar gaz borusu döşediniz falan buraya? Dedi ki bu gaz boru Sakarya'ya döşediğimiz gaz borusu dedi buradan İran'a gider dedi. İran'a gider dedi Ali Baba dedi. Abi şey ne dedim geri dönüş. Ha, örnek vereyim sana dedi. 100 metre dedi, 100 metre boru çekiyorum, hat çekiyorum Bursa'da. 200 tane abone alıyorum bir apartmanda. 300 tane abone alıyorum. Sakarya'da 100 metre şey çekiyorum, 3 tane 5 tane abone alıyorum dedi. Şimdi bizim şehrimiz böyle bir şehir. Bizim şehrimizde kimse belediyelere kızmasın. Bizim şehrimizde altyapısı böyle, su böyle, telekom böyle, elektrik böyle, ulaşım böyle. Koy abi 284,5 kilometrelik alana tramvay koy. Ne istiyorsan koy. Koy. Buradan diyorlar ki anlatıyorlar Yenikent'e. bazı Yenikent'e. Nereye koyacaksın abi? Hatta şöyle derler. Yenikent'e gitmez bu. Ha şöyle Bir der. dakika abi anlatayım sana. Şöyle Oraya diyorlar. ring Bu yapmak Çark Deresi lazım. kenarından var ya oraya gitsin diyorlar. Çark Deresi kenarından koydun abi. Valiliğin orada Ben indi. demiyorum şimdi. Valiliğin söylüyorum abi. Canlandırın kafanızda. Valiliğin oradaki insanları bir daha o zaman minibüse bindireceksin. Minibüs getirecek bir durağa. Duraktan alacaksın o insanları bir daha mı gideceği yere götüreceksin? Veya camilerin yukarılarına mı Ring çıkaracaksın? yapacaktı bilemiyorum artık düşünüyorum. Çıkamaz abi. Yok böyle bir şey abi. Yok abi. Bir kilometresi 5 milyon euro abi. 5 milyon euro abi. Yani
birileri konuşuyor konuşuyor da işte devletin rakamları burada. Ama bak tekrar söylüyorum. Devlet yapmak isterse yapar mı? Yapar tabii. Yapacak buraya 1,5 katrilyon. 1,5 katrilyon. Onun köprüsü şuyu buyu çıkacak. 2 katrilyon yatırım yapar. Ama devlet şunu der ki ben atıyorum 1,5 katrilyonu Çakarı'ya yatırım yapıyorum. Bu tramvayı yapabilir. Ha bizim şeyimiz ne burada? Bizim şeyimiz ne? Şimdi biz esnafız. 2000 yılında bak biraz geriye götüreyim sizi. 2000 yılında deprem oldu bu şehirde. Bir hatırlayın resmi rakamlara 3-4 bin insan öldü ama normal şartta da 20 binlerden bahsediyordu. Ama 2000 yılında geldik. Hat ihalesi yapıldı. Karaman'a oraya buraya hat ihalesi yapıldı. İşte Sakaryaspor denildi, şu dendi. Şu dendi, bu dendi. Hat ihalesi yapıldı. Eyvallah, ona da saygımız var. Şimdi korucuya hat verdiler. Şimdi otobüsleri dönüştürdü. Minibüs yaptı. Büyükşehir. Şimdi 15 tane daha ilave hat veriyor. Versin, vermesin demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. İhtiyaç var onun. İhtiyaç var. Ama şöyle bir şey olur mu? Ya sen şimdi o gün öyleydi. Biz şimdi o gün bizim ihtiyacımız vardı. Sizin ihtiyacınız vardı. Biz sizi minibüs yaptık. Şimdi sizin şeyiniz bitti. Biz sizi kaldırıyoruz. Yok sayıyoruz. Biz oradayız işte. Sen bir sürü büyük şehirlerde tramvay doluyor, metro doluyor yerine göre. Ama ne yapıyor? Esnafla beraber esnafı alıyor içine katıyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Biz bu şehir bizim şehrimiz. Bu şehir adına yapılacak ne varsa biz de taşı elimize altına koyarız. Ama kimse hani bizim esnafımızın, çoluğunun, çocuğunun rızkını da herhalde yok sayamaz, saymaması da lazım. Biz işin orasındayız. O atıp tutanlara da hani işte tramvay şöyle olmuş, böyle olmuş falan. Ya biz şurada bir treni yerin altına alamadık ya. Mithat Paşa'dan yerin altına alamadık abi. Ekonomiden dolayı alamadık abi. Ekonomiden dolayı alamadık. Başka illerde alıyorlar. Eskişehir'de alıyorlar. Alabilir abi. Alınsın. Biz de istiyoruz alınsın diye. Bu şehir bizim şehrimiz. Ama ekonomiden. Hüseyin abi bir şey yapıyorsun. Şimdi adam fizibilite yapıyor. Şehrin altına. Mesela buraya ben geldi. Bak ben size söyleyeyim. Buraya geldi adamlar. Yenikent'e tramvay yapmaya geldiler. Geldi adam buraya geldi. Adam dedi ki ben buraya yaparım dedi. Geldi yaptı çalışmasını gitti. O zamanki şeyleri söylüyorum. Ama dedi işte 5 euro yolcu ücreti 5 euro olacak. Başka hiçbir toplu taşıma aracı olmayacak. Ben getireceğim. Başka? Evet. Evet aynen öyle. Nerede o elinde çanta olanlar? Projesi olanlar, hazır olanlar? Nerede onlar? Şimdi işte onun için diyorum ki bak bu şehir bizim şehrimiz. Biz şeyler ne yapıyor? Mesela İstanbul yanım başımızda ne yapıyor? Bir yere metroyu götürüyor. Bilmem neyi götürüyor. Alıyor oradaki şey minibüsleri alıyor. Getiriyor Beri'ye. Başka bir hatta veriyor. Al diyor. Kimsenin ekmeğiyle oynamıyor. Yoksa bu şehir bizim şehir. Ben şimdi Ekrem Bey görüyorum. Samimi. Bir şeyler yapmaya uğraşıyor. Ona da hak veriyorum. Ben diyor buraya bir şey ama bir de mevcut durum var. Sakarya zor şehir. Zor şehir. Bir de tablo var yani. Yoksa abi yani bizim başka bir sorular var bu arada. Sen konuşuyorsun. Problem soru almıyoruz. Yok. Şeyi soracağım. Almıyoruz. Ya kötü bir şey sormuyor. Kötü bir şey demiyoruz. Soru şimdi almıyoruz. Şimdi bir güzergah çizilmiş. Sen sor. Abi. Ben soracağım zaten. Sakarya Caddesi'nde mesela Başkan Bey de açıkladığı için söylüyorum. Salso'dan gelecek. İşte Ulu Yol'dan gelecek. İşte Çarşamba Pazarı Erenler Belediyesi'nin oradan gel. Abi kimi taşıyacak orada? Kimi taşıyacak abi? Bunun fizibilite yapılmadı mı? Şey araştırması. Buyur abi. Vatandaş diyor ki yapıldıysa açıklanmadı. Tamam diyor. Buradan diyor Camiliye, oralar diyor tepelik, bayır. Hani sen dediğin gibi orada durakta durdun gene vatandaş evine minibüsler dağıtacak ama şehir merkezinden diyor böyle diyor şeye doğru yeni terminale diyor bir şey olmaz mı diyor yani radyistim. Adaray vardı mesela. Yani Adaray örneği vardı abi, ama Adaray vardı ama Adaray hayır abi Adaray vardı ama Hüseyin abi bak yanlış anlayacaklar beni. Hani ben esnaf tabiriyle konuşuyorum herhalde yanlış ya bu bedavacı zihniyet Adaray'ı sorun büyükşehir yetkililerine kaç para borcu var? Zarar etti. Adaray'a kim bindi abi? Kim kullandı abi Adaray'ı?
Adana'ya bir de raylar hazırdı. Bedava gidip gelenler kullandı abi. Adana'ya bir de raylar hazırdı bu arada. Abi hazır her şey. Çalıştı. Kartı 4 geçerli değil miydi ona başkanım? Abi çalıştı her şey ama diyorum ya sana abi. Kurtarmadı mı diyorsun? Kurtarmadı ve gidin bak şu anda bile Devlet Demiryolu'nda borcu vardır abi Adana'ya. Evet. Ödenmeyen parası var abi. Gidin sorun kaç para olduğunu. Hemen söylesinler size. O zaman şunu mu anlıyorsun? Ya başkanım? Bizim burada bazı insanlar herhalde şey yapıyor. O da orada işte bedava kullananlar. O zaman şunu mu anlıyorsun başkanım? Az önce siz bakanlık verilerini de açıkladınız. Şu anda bu veriler gizli veriler değil. Yok, anladım. Onu da söyleyeyim yani. Bakanlık verilerini de baz alırsak, devletin verilerini de baz alırsak şu anda raylı sistem Sakarya kurtarmıyor mu diyorsunuz? Kesinlikle şu anda raylı sistem kurtarmaz Sakarya yani... Şimdi ben bunları söylüyorum ya. Bir sürü insan der ki ya bu minibüsçü, dolmuşçu bunların işine gelmiyor bu. Tabii ki böyle söyleyecek. Onlar diyecekler diyorlar. Eyvallah. Bunda sorun yok. Ama ben Sakaryalıyım. Ben burada yaşıyorum. Buraya devlet her zaman 18-20 yaşında. Ben buraya şunu yapacağım der. Yapar mı? Yaptı. Yapar. Bitti. Yapabilir mi? Yapabilir. Ama hani şimdi bir iş adamı gelir bakar der ki ben buraya yatırım yapacağım. Fizibilitesini çıkartır. Gelirini gideri. Burada şöyle bir şey var Hüseyin abicim. Devlet diyelim bunu yaptı. Ya bu işletme maliyetini karşılayacak bir durum daha yok. Sayın diyorsun Adaray canlı örnek diyorsun. Adaray canlı örnek. Alsınlar baksınlar ne kadar borcu var. Sayın Başkan o açıklamanızı onu ilk defa ben duydum. Bu rakamlar. Ona bir de açıklayabilir misin? O hani bu 7'sini yapılan bir rakamlar var ya bu yapılan fizibilite raporu. Onu bir daha söyler misiniz? Devletin rakamları. Devletin olur. Rakamları bunlar. Tamam işte ben ilk defa duydum ben Hüseyin bunu rakamları. Yani abi, 4000 tane yolcunun. Abi devletin tamamını yani, okumu da yani. Devletin, yo yani o fizibilite işte o, güneyden kuzeye şu kadar evet onlar önemli benim için. Saatte ne kadar onu söyle. Saatte 10 ile 15 bin arası. Olması gerekirken. Tramvay sistemlerinde tek yöne saatte 10 bin ve 15 bin arası. Yani bir saat içinde atıyorum abi kuzey terminalinden. Güney terminali 10 bin yolcu getirecek. Bir yani, saatte. Oradan oraya döndüğü zaman da 10 bin yolcu getirecek. 20 etti. Rakam 6. Yani bizimki çok düşük. Yani. Evet, öteki diğerleri yukarıya çıkıyor zaten. Diğerleri de. O zaman bu metro da hikaye. Metro da 10 bin. Metro zaten tamamen hikaye abi. Ama bak bunlara rağmen diyorum ki. O zaman şöyle bir şey Sayın Başkan. Peki başkanım Eskişehir nasıl? Kurtarıyor mu Eskişehir? Abi eğer belediye bunu süspans ediyorsa, destekliyorsa, ben bunu karına zarına varım diyorsa eyvallah abi. Ama ya, devlet ne kadar destekliyor? Bir de abi bak Hüseyin abi bir şey karıştırmayın. Şimdi Kocaeli'de var. Ya diyorum bak Kocaeli bir hat üzerine kurmuş. Aynı hat üzerine kurmuş. Ben şimdi diyorum ki sana hangi Sakarya'yı göz önüne alın. Abi ben sabah çıkıyorum yani yanlış anlaşılmasın. Sabah namazından sonra çıkıyorum dolaşıyorum. Hatları, güzergahları her tarafı geziyorum. Bomboş sokaklarda geziyorum. Bakıyorum esnaf ne yapıyor? Her sokağa girip çıkıyorum. Kafanda canlandır abi. Kocaeli'de bir hat üzerine kurulmuş hat gidiyor şehrin göbeğinden. Tamam mı? Tam ortaya bölüyor. Samsun'da öyle. İstanbul'u işte diğer büyük şehirleri söylemeye gerek yok zaten. Bir hat üzerine şehir kurulmuş oradan gidiyor. Bizde var mı abi böyle bir Adapazarı dağınık diyorsun. Adapazarı demin haritayı gösterdim. Haritayı. Şimdi bazıları da diyor ki şimdi dolmuş minibüsü kaldıralım diyor. Onu da hafif raylı sistem getirelim diyor. O zaman ben şunu abi, ben şuraya gelmeye çalışıyorum Sayın Başkan. Biz yıllardır Sakarya'da diyoruz ki hafif raylı sistem gelsin, hafif raylı sistem gelsin. Bu sizin 2021 yapılan bir fizibilite raporu evet, araştırması evet. Diyelim. Yani o ne kadar ben sizin verdiğiniz rakamları ben baz alıyorum. O rakamlara göre Sakarya'da bu şartlar altında uzun bir yıllar sürede hafif raylı sistem ya, hayal ve olmaz. Ya abi. Doğru mu? Olmaz diye bir şey yok. Ben şunu Zafer abi olmaz diye bir hayır, şey ama yok. Ama bu rakam yani eğer, rantı belki zarar eder. Eğer bak tekrar söylüyorum diyor. Hiçbir şekilde ama devlet diyorum ya devlet her zaman 18 yaşındadır, 20 yaşındadır. Belediyemiz güçlü bir belediye. Bizim şimdi belediyemiz durumu da ortada. Ekrem Bey de Allah yardımcısı olsun yani. O da herkes tabloyu biliyor. Bu imkanlarla adam bir şeyler yapmak istiyor. Ona da destek olmak lazım. Ama bizim belediyemiz durumu ortada. Şimdi bu rakamlarda, bu şartlarda 1,5 katrilyon veyahut da daha düşüktür bilmiyorum. Şey ortada ama devlet dedi bakanlık ki... Bakanlık yapmadan olmaz. Devlet dedi ki ben bunu yapacağım. Önüne kim geçebilir? Bitti. Abi çok araya gitmem gerek ama arkadaşlar. Komşun diye var.
devlet yapmadıkça doğru diyorsunuz. Komşu da Kocaeli'de rali sistemi Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Birçok ilde Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Hatta İstanbul'da bile Ulaştırma Bakanlığı ama yapıyor. Peki İzmit'teki kar, İzmit'teki... Ama şu var. Ulaştırma Bakanlığı sübvanse ediyor. Devlet sübvanse etmesi için de devlet ben buna kredi vermem için de veya uluslararası kredi bulmak için Dünya Bankası'ndan bahsettim. Bulması için de kriterler bu. Dünya kriterler, Bankası kriterlerine giriyor. Kriterler bu. Ama sen dersin bu, ki... Bu kriterler Dünya Bankası'nın... Şöyle yapabilirsin sen Zafer abi. Dersin ki benim burada 5000 yolcu var. Gerçek rakamlar bunlar. Ama sen bir rapor tutturursun. Dersin ki burada 15000 yolcu var. Birilerini belki kandırırsın. Şu olur, bu olur. Eyvallah. Ama gerçekler ortada. Şimdi başkan, şöyle bir şey de var. Şimdi seni kapatacaklar bu kentte. Olabilir. Olabilir. Yani diyecekler ki gene Ali Bektaş dolayısıyla yandaş medyaya çıktı, açıklama yaptı. Üyesini, üyesini efendim işte dolmuşları korumak için böyle konuşuyor. Yani benim söylediğimde bir eksik, yalan, yanlış bilgi varsa ben belgeleri koyarım ortaya. Problem yok. Evet. Bunlar benim şeyim değil. Abi bir şey daha söyleyeyim. Şimdi ya bu dolmuşları, minibüsleri kaldıralım muhabbeti var ya. Bir de bu var ya. Bunu devam edeceğiz mi? Edeceğiz. Tamam o zaman. Bir şey daha ekleyeyim bu konuyla ilgili. Bir de şöyle diyor vatandaş. Eski adı TÜVESAŞ. Şimdi TÜRESAŞ oldu. Ya bizim diyorlar bu kentimizde böyle bir imkan var. Ama diyorlar hafif raylı. Yani böyle bir imkanımız olmaya rağmen diyorlar bu olmadı. Niye olmadı? Vatandaşın devamlı bununla ilgili bir serzenişi var. İkinci bölümde konuşalım bunları. Ben, olur abi. İkinci bölümde konuşalım. Tamam. Çünkü ikinci bölümde hem esnaf odaları. Reklama mı gidiyoruz? Evet, ara vereceğim. Bence şöyle çok güzel oldu. Sakan Ulaşım'ın bir masaya yatıralım ikinci dönemde. Abi ben bu benim o hafif raylı sistem çok dikkatimi çekti gerçekten. İlk defa duydum. İkinci bölümde bunu ve daha fazlası konuşacağız. Kısa bir ara veriyoruz. Hafif raylı taşıma. Özellikle bununla ilgili reklam arasında bayağı sorular da geldi. Merak uyandırmış. Hani şöyle bir şehir efsanesi vardı Sakarya'da. Hüseyin sen de bilirsin. Adapazarı'nda toplu İşte minibüsçüler, dolmuşçular raylı sistemi getirmiyor. Evet diye bir efsane. Tam adı bu. Tam adı bu. Ama sizin anlattığınız ifadeye göre öyle değil. Yani şu anki kar getirecek bir durum söz konusu olmadan dolayı bu yapılmıyor anladığım kadarıyla. Yani Zafer abi kaldığımız yerden devam edelim. Ben karı da bırak. Yani bizim de yaptığımız hesaplamaları. Şimdi şunun altını çizelim. Biz burada bunlara nereden bu kanıya varıyoruz? Bir işte elimizde hazırlanan bir rapor var. Bir de biz de kendi hattı. Ben az önce bahsettim ya 13 tane hattımız var. 30 tane kılçık hattımız var. 284 kilometrelik. Yan hat yani. Yan hatlarla kılçık beraber. De. Kılçık dediğim. Biz bunların hepsini bakın üniversitede 2 tane hocaya bilimsel çalışma yaptırdık. İnsanlar 3 dakika 5 dakika araç bekliyor. 5 dakikadan sonra insanlar durakta homurdanmaya başlıyor. Evinden çıktı 5 dakika arabaya binemedi hemen birilerini arıyor. Bir şey söyleyeyim burada çok ilginç. Sanırım dün geceydi. Yarımda beni milletvekilimiz aradı. Bak yarımda milletvekilimiz aradı. İsmini vermemde bir mahsur yoksa. Buyurun tabii buyurun. Çiğdem Hanım aradı beni. Milletvekilimiz aradı. Orta garajda 12-13 kişi var dedi. Orada araba yokmuş. Bak Çiğdem Hanım milletvekili. Saat kaçta? Evet yarım gibi. Burada yarım gibi evet. Ama burada tabii bir şey daha var burada. Yani milletvekilimiz de o saatte insanların o dertleriyle ilgilenip beni arıyor. Biz de ne yaptık? Hemen bir servis aracı gönderdik. Orada arkadaşlara gelmiş bir servis aracı gittik aldı götürdüler. Şimdi böyle bir durum var. Biz şimdi bunları ben farkındayım olayın. Biz bunları konuşuyoruz. Bir eleştiri yapayım ben size. Bu milletvekili Sayın Çiğdem Atabey aradı dediniz. Ben de yakınımdan diyeyim. Bu kar yağacak diyerekten dün akşam yağdı zaten. Bazı minibüsler erkenden evlerine gitmişler, sefer iptal etmişler. Böyle bir durum söz konusu mu? Saat 12'den sonra artık çıkmama veya 1'den sonra yapmama gibi. Bizde şöyle bir sistem özellikle var. Onu merak ediyorum. Yani ben çıkmıyorum demek ki bu kamu görevi yapıyorsun, kamu işi yapıyorsunuz. Ben yağmur kar yağdı çıkmam deme bir lüksünüz yok iptal gibi. Bizde öyle bir şeyimiz yok. Bizim, bu Altınova hattında oldu. Serzan Altınova hattı. Bizim saatlerimiz bellidir. Biz o saatlerde çalışırız. Ama şöyle de bir şey var. İşte kış saati uygulaması var. Yaz saati uygulaması var. Bu saatler değişkenlik gösteriyor. Bir de işte ondan sonra bir de sarı taksi olayı var biliyorsunuz. Onlar devreye giriyor. Genelde bizde o saatlerden sonra
Ya bu esnafların kendi şeyi ama bizim orada hani ben ya ben bugün canım sıkıldı ben işe çıkmayayım. Kar yağdı falan. Kar yağdı öyle bir şey yok yani. Ya biz kamu kuruluşu hizmeti yapıyoruz. Kamu hizmeti yapıyoruz. Bu kadar basit yani. Evet buyurun. Yani başlayayım. Şeye gelince bu tramvay işte Adara örneği var. Bunların hepsi biz de kendimizi şimdi ağzı yani tabir yanlış anlaşılmasın da herkes konuşuyor. İşte bunlar ağzı ne iş olan yapıyor? Konuşuyor diye. Ağzı olan konuşuyor. Bunlar ne iş yapıyor, ne diyor? Evet biz bak iki tane Fatih Gümüş bir de Kamil Taşkın. İki tane üniversiteden hocamız. Bunlar hala hocadır. Bak iki, biz neredeyiz? Ne yapıyoruz? İnsanların bizden beklentisi nedir? Bize şu kalınlıkta şey yaptılar, çalışma yaptılar. Hatların etkinliği, roundable'lığı. Şimdi insanlar diyor ki ağzına gelen diyor ki ya bu dolmuşu minibüsü kaldıralım diyor. Abi kaldır dolmuşu minibüsü. Ben sana örnek vereyim şimdi. Yıldız Mahalle'ye kimi çalıştıracaksın? Harman Sokağı'a kimi çalıştıracaksın? Altınova'ya kimi çalıştıracaksın? Maltepe'ye kimi çalıştıracaksın? Yıldız Tepe'ye kimi çalıştıracaksın? Küçük Tepe'ye kimi çalıştıracaksın? Küpçülere kimi çalıştıracaksın? Kum Sokağı'a kimi çalıştıracaksın? Bilmem zirai aletler sanayine kimi çalıştıracaksın? Dolmuşları. Bak tek tek sayıyorum ben hepsini biliyorum hafızamda çünkü. Buranın araçları bunlar. Ama minibüs ama dolmuş taksi. Birleşin abi. Ama böyle projeniz vardı. Var. Taksi dolmuşlar, minibüsler ve halk otobüsü birleşin tek tip olsun. Ortak bir kasanız olsun. Olmuyor mu? Burada aslında minibüsün ve dolmuşun olması gerekenler yerler var. Otobüsün olması gereken yerler var. Ama şöyle bir de bir talihsizlik var. Ya burada fazla araç var abi. Bu kadar basit yani. Yani atıyorum şurada kim oldu bu sigorta. Sigorta dolmuşu veyahut da atıyorum Serdivan dolmuşu, sigorta minibüsü. Aklına hangisi gelirse fazla araç var. Başkanım kim aldı bu araçları? Bu araçlar biz geldikten sonra yani biz derken yanlış da anlaşılmasın. Benim dönemimde Yıldız Mahalle'ye bir araç verildi. Bir de işte şimdi Korucu'ya araç veriliyor. Bir de onlar da zaten esnaflar kendileri istediğinden dolayı veriliyor. Ama diğer yerlere şişirmişler. Bak az önce bir şey söyledim. Sakarya depremden çıktı. 99 yılında, 2000 yılında bilmem kaç tane dolmuş minibüs verildi bu şehre. Bir şeyler için verildi. Ya şimdi Aziz Duran döneminde verildi. Yok ben 2000'de o vardı başka. Allah rahmet etsin. Ben Aziz Duran şöyle böyle demiyorum yok, burada. Bize Allah demiyoruz yani. O dönemde verildi. Ama şu var abi bir şey için verildi bunlar. Yani yanlış da anlaşılmasın. Sakaryaspor adı altında ama şimdi o gün Sakaryaspor adı altında biz bu arabaları verelim. Bugün şimdi sen o esnafı yok say. Olmaz. Sen tramvay mı yapacaksın? Metro mu yapacaksın? Ne yapacaksın? Yap biz de önünü açalım. Ama bu esnafı sen yok sayma. Bizim derdimiz bu. Yoksa bu şehir bizim şehrimiz. Temin anlattım. Şimdi herkes sallıyor. Birleşme işte, olmaz mı başkanım? Abi birleşme de olur. Taksi dolmuşçularla minibüsçüler birleşemez. Bir ara öyle bir projeniz var mı siz? Hatırlıyor musunuz? Var abi çok ya. Çalıştık. Evet çok çalıştık. Olmadı şu anda olmadı çalışıyor. Da. Şu anda et balık dolmuşuyla et balık minibüsü kasalar dahi ortak çalışıyor şu anda. Güzergahlar hariç ama toplanan paralar kasaya geliyor. Kasadan ortak her akşam herkese eşit bir şekilde bir dağılıyor. Bir adım atıldı galiba. Şu anda var adım devam ediyor. İnşallah yani bunu durakları birleştirmeye, işte farklı modellere taşımaya niyetimiz o. Yani bu tramvay, işte metro, şunlar bunlar evet gelişmiş şehirler vardır, şöyledir, böyledir. Ben Avrupa'ya da gittim. Bu işle ilgili çok gezdim. Türkiye'nin birçok yerine gittim, gezdim. Birçok yerinde insanlar araçları birleştirdiler. İki aracı, üç araba, bir araç yaptılar. Bir otobüs yaptılar. Bilmem ne yaptılar. Ama bizim şehrimiz gibi üç katlı, işte biliyorsunuz iki katlı, üç kata çıktı. Yatay büyüyen bir şehir olmadığı için bizim burada her şey ona göre pahalı. Ben bir de bu esnada yatay deyince ben buradan eski belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu da analım. Çünkü neticede o yatay mimari değil mi Sefa? Sen o konuda biliyorsun. Evet.
O konuda da bir öncülük yapmıştı. Daha sonra zaten Cumhurbaşkanımız da Recep Tayyip Erdoğan da onunla ilgili de açıklamalar yapmıştı. Yatay evet. büyüme ile ilgili. Onu da burada analım Sayın evet. Toçoğlu'nu. Konuyu kapatacağım ben bu zam konusunu. Ama sonuç olarak bir toparlamamız gerekiyor. Zam bayağı oldu kapanalı ya. Güzel. O değil. Şey, bu konuyu kenarda evet. kapatacağım. Başka bir şeye geçeceğim. İlaçacağız bir şeyler mi arkadaşlar Sayın Başkan'a? Yani konuyla çok direkt alakalı değil ama minibüs ve taksi dolmuşçuların bazı kişilerden, şoförlerden şikayetler var. Bayanlar buradan bana şikayet ediyor başkanım. Ben de buradan ileteyim. Üzerimde kalmasın. Hepsini tenzih ederim. Hepsi değil. Ama birkaç tane var. Ama size şöyle bir lafınız var. Taksi dolmuşçular için geçerli. İlgili makamlara şikayet edin. Zaten minibüslerde ve taksi dolmuşçularda kamera var galiba. Kamera var. Anında şöyle vatandaşlarımız şöyle kaba düşünmesin. Kaba diyorlar. Kaba davrananlar varmış. Yok şöyle düşünmesinler. Ben onun da altını çizelim. Ya biz söyledik ilgililere. İşte bu söylediğimizde kaldı. Kalmıyor. Emin olsunlar kalmıyor. Biz araçlarımızda kamera da var %80'inde. Bak biz o işlerde de ilerideyiz yani. Birçok illerde ilerideyiz. Bizim araçlarımızın %80'inde kamera var. Biz o kamerada bir şikayet geldi. Hemen abi kamerayı açıyoruz, bakıyoruz. Nedir, ne değildir hemen anında görüntü yapıyoruz. O şöyle düşünmesinler yani. Biz söyledik tamam. Kaldı. Kalmıyor. Bilsinler yani. Gereken yapılıyor. Kesinlikle eğer gereken yapılıyor. Vatandaş kim olsa olsun. Minibüslerde, siz çünkü siz minibüs başkanısınız ama taksi dolmuşlar da bu geçerli. Bir haksızlık, bir kabalıkla karşı karşıya kalırsa ilgiye şikayet edebilir. Kesinlikle edebilirler ve yani ettik de boşta kaldı, şöyle oldu, böyle oldu diye düşünmesinler. Yani. Başkanım bir şikayet daha gelmiş ama bu direkt size değil, Büyükşehir'le ilgili. Diyor ki buradan Büyükşehir minibüs aidatlarını düşürsün diye bir istek var, minibüsçüler atmışlar bana. Minibüs aidatları biraz pahalı geliyormuş. Ben aidatlarla ilgili bir şey demeyeyim. Ama buradan bana bir tane sordu. Bir vatandaş atmış bana. Demiş ki bizi şu an izliyorlar bir grup halinde. Diyorlar ki Büyükşehir minibüs aidatlarını düşürsün. Sıkıntımız var. Ekonomik sıkıntılar var. En azından belli bir müddet bile olsa biraz düşünmelerini rica ediyoruz diyorlar. Biz de buradan iletelim. Ben şimdi aidatlarla ilgili bir şey demiyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin takdiridir. Uhdesindedir. Aidatlarla. Ama ben bir de hat devir ücretleri var. Hat devir ücreti var. Yani sen şimdi gittip yeni bir hat aldığın zaman o belediyeye belli bir ücret ödüyorsun. Evet. Şimdi abi hiç kimse kusura bakmasın. Sen gidiyorsun bir hatta dolmuşa, minibüse bilmem ne kadar parayı veriyorsun mu? Veriyorsun. O kadar da belediyeye vereceksin abi. Vereceksin abi bu kadar basit. Ben rakamları söylemiyorum şimdi. 600 bin liradan 2 milyon, 2,5 milyona kadar gidip yerine göre hatta para veriyorsun mu? Veriyorsun. Git 15 bin lira da belediye ver ya. Onu da söylemişler de ben onu pas geçtim. Ya ben söylüyorum. Plaka devir, babadan oğula geçse bile diyorlar para alıyorlar. Dörtte birini alıyor. Onlar da serdeniş yapmışlar. Onu da söyleyeyim. Babadan oğula geçse de? Babadan oğula geçse bile yani adam diyelim vefat etti. Onu da bile veya işte sattı diyelim. Onu da söylemişler ama... Babadan oğula geçen birinci derecede yakınlarda dörtte bir alıyorlar. Ölümlerde, verasetlerde dörtte bir alınıyor. Ama dediğim gibi bunlar Büyükşehir'in uhdesinde takdir onların. Evet. Biz ilettik yani yetkililer artık ne düşündüler. Evet Zafer Tokuş. Evet. Bu soruyu sormayın. Evet ya. Sor. Sorun. Sorayım ya. Ali Bektaş diyor SETAP başkan adayı olacak mı? Sor. Vatandaş soruyor burada. Kamuoyunda böyle bir beklenti var diyorlar. Sakarspor olma diyorlar. Bana SETAP olsun diyorlar. Burada mesaj ben o vatandaşa da o zaman söyleyeyim veya kamuoyuna da söyleyeyim. Ben yola çıktığım hiçbir adamın hiçbir arkadaşın arkasından dolanmadım. Dolanmam da. Bu da bana da yakışmaz. Ben Hasan Başkan'la beraber yola çıktık. Ben onun yönetim kurulu üyesiyim. Takdir ederse yönetim kurulu üyesi devam ederiz. Etmezse de ben karşısına çıkayım, şunu yapayım. O bize yakışmaz o işler. Evet, ben de şu anda bu görüntü, ortaya görüntüyü verdik. Evet. Şu anda bu Selduvan'da anlık bir görüntü ve Selduvan'da kar yağışı başladı. Şu anda daha doğrusu Adapazarı'nda da beklenen kar şu saat itibariyle başladı. Tam ekran yapalım Serdar abi. Vatandaşlar bir görsünler. Burası bizim TV264'ün bulunmuş olduğu yani yer, oradaki dışarı şu anda her ne kadar da gözükmeyip olsa da şu anda hafiften Sakarya'da Adapazarı'nda kar yağışı başladı. Korucuk'ta da kar yağışı var. Arkadaşlarımız notta ilettiler. Yani İstanbul'da
ki kar yağışı Sakarya kadar geldi. Artık belirtelim. Bu esnada büyükşehir ekipleri ve diğer ilçe belediyeleri de bu kar yağışı sonrasında önlemlerini aldılar. Hatta valilikte değil mi Sefa Hüseyin? Vali Çetin Oktay Kaldırım'da bu konuda gitti, ekipleri falan denetledi. Ve dediğim gibi kar yağışı... Ama bütün ekipler biliyorsun büyükşehirde. Evet. Yok. İl özelliği vardı. Evet. Büyükşehir ağırlıklı bu işler. Zafer abi, Sakarya Spor dedi. Sakarya Spor bizim sevdamız. Sakarya Spor'a başkan olmuşsun veya olmamışsın. Sakarya Spor'a biz elimizden geldiği kadar destek olduk. İmkanlarımız ölçüsünde de oluruz. Sakarya Spor'u hiç kimseyle kişiselleştirmeden herkes destek olması lazım. Sakarya Spor ayrı bir şey. Ayrı bir şey. Bir de mantıklı insan zaten Sakarya Spor'un Süper Lig'de olduğu zamanları düşünelim. Ben şimdi bu işin, bu esnafın başkanıyım. Bu işten dolmuşçu, minibüsçü, otobüsçü, fırıncı, manav, lokantası, oteli, herkes para kazanıyor. Bu bir marka, şehrin bir markası abi. Onun için yani Sakarya Spor ne kadar başarılı olursa hepimiz o kadar iyiyiz demektir. Ya bu kadar basit yani. Çoluğumuz çocuğumuzu alıyoruz hafta sonları, gidiyoruz maçımızı seyrediyoruz, stresimizi atıyoruz. Ne olacak yani? Sakarya Spor bizim sevdamız. Bir şey demeye gerek yok. Hepiniz. Ama evet buyurun. Başka hani bu odalarla ilgili... Geleceğiz. Ya ben bu konuyu kapatacağım. Sefa evet. Senin var mı ilave edeceğim bir şey? Yok. O zaman şöyle diyeyim, ulaşıma önümüzdeki günlerde zam gelecek ve zamlı taşıma işi başlayacak. Evet.